Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili dostlar, oldukça zor bir günü geride bıraktık. Özellikle seansın son 15-20 dakikasında yağmur gibi gelen satışlarla endeks günü son günlerin en düşük seviyesi diyebileceğimiz 115.793 seviyesinden tamamlamış oldum. Son saniyelerde gelen bu satışların tabii ki farklı sebepleri vardı ve yatırımcının da aklında acaba bu satışlar devam eder mi? Böylesine ciddi satışlar bir çöküş olarak mı değerlendirilecek? Yoksa endeks yine toparlanıp da bir şekilde son dönemlerdeki olumlu seyrini devam ettirebilecek mi noktasında önemli soru işaretlerine sebebiyet verdi. Birçok yatırımcı stop loss yapmaya dahi fırsat bulamadı. Kıymetli dostlar, aslında hafta sonu çok ayrıntılı bir BIST 100 borsa ve dolar analizi verecektim sağlık durumum ve tedavilerimin devamı gereği, ama malum bu sert geri çekilme sonrasında yoğun talepler nedeniyle bir analiz yapma ihtiyacı oluştu. Şimdi sizlere özellikle endeksin içinde bulunduğu durumu ve takas durumunu, yabancıların attığı adımları ve Viyop'taki gerçekleşen işlemleri dikkate almak kaydıyla önümüzdeki süreçte ne olabilir? Özellikle bu sert düşüş ardından yarın ne olabilir? Endeks güne nasıl başlayabilir gibi bir takım soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım. Kritik noktaları hep birlikte tespit etmeye çalışacağız ve bunların ardından da bir çıkarım içerisinde pozisyonlarımızı nasıl yönlendirebiliriz konusuna karar vereceğiz. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Endeks 115.800 seviyesinden kapanış yaptı. Dow Jones Endeksi güne aslında yatay bir başlangıç yapmıştı. Akşam üzeri saatlerinde saat 15.30'da gelen işsizlik verileri çok da kötü gelmedi. Aslında kötü veriler geliyor ama daha önceki son 1-2 ayki verilere göre iyi gelen veriler bir algı yaratmakta. Ama Dow Jones'la ilgili olarak başka bir problem var değerli dostlar. Başkan Trump'ın vergi kayıtları, şirketlerinin vergi kayıtlarına erişim hususunda mahkemeler tarafından verilen farklı kararlar oldu. Bu konu birazcık karışıklık yarattı Dow Jones'ta. Dolayısıyla bu mevzunun da bugün gelip geçici bir mesele olabileceğini düşünüyorum. An itibariyle haber etkisiyle oluşan bir durum. Ve Dow Jones Endeksi 25.500'lere kadar geri çekildikten sonra ardından 25.700 civarına doğru bir yönelim gösterdi. Tamamen şahsi kanaatimdir. 25.500'ün aşağısında olmayan 26.000 seviyesine yakın bir yerlerden kapanış yapabileceğini tahmin etmekteyim. Yine volatilite endeksi olarak bildiğimiz son günlerde 30 seviyesinin aşağısındaki görüntüsüyle piyasalardaki korkunun veya endişenin bir miktar sükunete dönüştüğünü sembolize etmekte olan bu endeksin Dow Jones'taki olumsuz seyir nedeniyle 31 seviyesinin üzerine 31.50 seviyelerine doğru yöneldiğini, ama an itibariyle 30 seviyesinin aşağısında olduğunu görmekteyiz. 30 seviyesinin aşağısında kalması yine piyasalar adına olumlu olarak değerlendirebileceğimiz bir kriter. Altın fiyatları ons altın bazında 1815 dolar seviyesiyle rekor kırmış olan altın fiyatlarının an itibariyle 1800 dolar desteğine doğru geri çekildiğini görmekteyiz ki bu durumda bir nevi tansiyonun azalmasının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tabii ki arkadaşlar, bunlar an itibariyle rakamların bizlere göstermiş olduğu değerler. Önemli bir gösterge olarak ise dolar endeksinin 97 seviyesinin aşağısında olması, özellikle 97.500 ve 97 seviyesinin aşağısında olması da yine piyasalar adına tablonun çok çok kötü ve karamsar boyutta olmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Dolar TL hususuna girmiyorum. Onu ayrı bir analiz konusu yapacağım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, borsayla ilgili olarak devam edelim. Bu ana verileri sizlerle paylaştıktan sonra öncelikle arkadaşlar, şurada yabancı takas oranının %50 seviyesinin aşağısına indiğini görüyoruz. Yabancı takas oranı gerçekten son zamanlarda yakinen takip edilmesi gereken bir veriydi. Yabancı ısrarlı bir şekilde satış yapıyor. Özellikle likit dediğimiz veyahut da yüklü miktarda pozisyon taşıdıkları bankacılık sektörüyle ilgili endeksler, hisselerde önemli satışlar yapmak suretiyle paylarını %63'lerden %50 seviyesinin aşağısına getirdi. Bu seviye kıymetli arkadaşlar, neredeyse son 20 yılın en düşük seviyesi olarak değerlendirebileceğimiz bir orandır. Ve bu noktaya gelinmesindeki en büyük faktör, bankalara yönelik olarak, bankaların rasyonlarıyla ilgili olarak yapılması gereken hesaplamalarda BDDK ve SPK'nın öngörmüş olduğu bir takım kurallar, bankaların kredi vermeye zorlanmış olmaları gibi gibi bir takım faktörler gereğince yabancı son dönemlerde, yanlış hatırlamıyorsam, 15 milyar dolar TL dolar civarında bir satış yapmak suretiyle
hareketiyle endeksten uzaklaştı, piyasalardan kaçtı. Ancak buna rağmen biz endeksin yükseldiğini, hatta geçtiğimiz sene koronavirüs vesaire şeklinde bir kriz meselemiz olmadığı halde 100 bin seviyesini zorlukla geçmeye çalıştığımız bir döneme rağmen bugün çok daha olumsuz koşullar altında endeksin 120 bin seviyesindeki, 124 bin seviyesindeki zirvesine bir adım kala yaklaşım gösterdiğini ve 120 bin seviyesini test ettiğine tanık olduk. Son dönemlerdeki analizlerimde bunun nedenleri üzerinde sizlere bilgilendirme yapmaya çalışmıştım. Zira piyasadaki bol miktardaki likidite, özellikle TL bolluğu, yerli yatırımcının ve de büyük bankaların, emeklilik fonlarının ve de diğer fonların bir şekilde yabancının satışlarını karşılamak noktasındaki ısrarlı alımları endekse önemli bir katkı sağlamış durumdaydı. Ama bir diğer önemli faktör daha vardı ki yabancı bir yandan büyük hisselerde satış yaparken diğer yandan da sanayi hisselerinde veya diğer holdinglerde önemli alımlar yapmak suretiyle bankalardan boşaltmış olduğu pozisyonunu bir kısmıyla bu hisselerde alım yaptı. Bu hisselerde önemli primler yarattı ve bir diğer yandan da VIOP dediğimiz mekanizmada yüklü miktarda long pozisyonlar açmak suretiyle önemli kazanımlar elde etti ve halen de elde etmeye devam ediyor ve elindeki pozisyonları halen bozmuş değil. Birazdan bu konuya da sizlere rakamsal bazdaki verilerle değerlendirmede bulunacağım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz grafik, ha bu arada bankalar demiş iken bugün endekse önemli ölçüde gelen satışların ana faktörü olarak şunu söyleyebilirim. Evet, 120 bin seviyesi bir direnç noktasıydı. Bu direnci 2 gündür aşmakta zorlanan endekste bir yorgunluk belirtisi oluşmuştu. Amenna. Ama hızlı bir şekilde gelen, saniyeler içerisinde gelen satışın en önemli gerekçeleri içerisinde şahsi kanaatim bugün BDDK tarafından bir takım bankalara müşterilerin yapmış oldukları şikayetler paralelinde 200 milyon TL gibi ağır para cezaları vermiş olmasıydı. Bankaların üzerinde zaten ciddi bir yük vardı ve böyle bir cezanın gelmiş olması da bankalar açısından olumsuz bir durum olarak değerlendirildi ve bir başka önemli faktör ise Garanti Bankası'nın açıklamış olduğu bilanço, 2020 birinci çeyrek bilançosu beklentilerin altında kaldı şeklindeki bir algıyla özellikle Garanti Bankası'na son 2 gündür ciddi satışlar gelmekte. Zannediyorum dün itibariyle 150 milyon TL civarında, bugün ise 45-46 milyon TL civarında bir para çıkışı yaşanmasına sebebiyet verecek kadar sert satışlar oluştu. İşte arkadaşlar, tablo bu. Ve burada bir başka önemli husus ise seansın bitiminden sonra BDDK tarafından açıklanan bankalara yönelik bu bahsetmiş olduğum 200 milyon TL ceza seans sonunda açıklandı ama her nasılsa yine birileri bunun duyumunu aldı ve seans bitmeden kapanış öncesinde sert satışlar yaratmak suretiyle haberi önceden duymanın bir şekilde fırsat eşitsizliğinin mevcut olduğu bir tabloda büyüklerin ne kadar ellerinin güçlü olduğunu veyahut da istihbaratlarının ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Daha doğrusu bu açıkçası son derece haksız bir durum olarak da değerlendirilebilir. Şimdi arkadaşlar, burada yabancı grafiğini görmektesiniz. Yabancı takas oranını gösteren bir grafiktir bu. Ve sarı çizgimiz, yukarıya doğru gitmekte olan sarı çizgimiz endeksi, aşağı doğru gelmekte olan kırmızı barlar ise, kırmızı çizgiler ise yabancı takasındaki tabloyu ifade etmekte. Son derece enteresan bir durumdur ki geçmiş tarihlerde neredeyse hiç tanık olmadığımız bir durumdur. Bir yandan yabancı takas oranında gerileme var ama diğer yandan da endekste bir yükseliş var. Yani bunun birbirine paralel olması gerekiyor idi. Mantıken böyle olması lazımdı ama şu anda son derece zıt bir görüntü var. Yabancı takası düşüyor ama endeks yukarı doğru gidiyor. İşte arkadaşlar, bu tabloyu dikkate aldığımız zaman yabancı takas oranının da aynı zamanda haftalık bazda bir konuma getirdiğimiz zaman göreceğimiz şudur ki yabancı takası gördüğünüz gibi şurada 2004 yılına kadar veriler var Matrix programında. 2004 yılında %49.64 seviyesi en düşük değeri olarak görülüyor ve an itibariyle yabancı takas oranının yaklaşık 20 yıl sonraki görüntüsü yeniden %49.77, yani %50 seviyesinin aşağısı. Görüldüğü gibi 20 yıl geriye dönmüş olan bir yabancı takas oranıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Şimdi kıymetli arkadaşlar, endeksin teknik durumuna gelebiliriz. Endeksin teknik durumu itibariyle konuya bakacak olur isek öncelikle şurada görmekte olduğunuz bir trend çizgimiz var ve bu trend çizgimiz 115.189, 115.200 seviyesinin
önemli bir trend desteği konumunda olduğunu ifade ediyor. Ve bu trend desteğine son derece yakın bir konumda kapanış gerçekleşti. O halde bizim takip etmemiz gereken en önemli seviye 115.200 seviyesi veya yuvarlak ifadeyle 115.000 desteğimiz olarak ifade edilebilir. 115.000 seviyesinin üzerinde kalabildikçe endeksteki teknik olumlu ve yükselen trendin devam ettiğini düşüneceğiz. Zira henüz yükselen trendin orta uzun vade adına baktığımız zaman kırılmadığını görebiliyoruz ve bugün seansın sonlarına doğru gelen sert satış dalgası gerek Dow Jones'taki olumsuz görüntü ve gerekse gelen haber trafiğinin yaratmış olduğu sert bir satış, sert bir baskı olarak yorumlanabilir. Ama seansın son anlarına doğru yaşanan bu baskı toparlanmaya imkan vermeyecek kadar veyahut da bir tepki alımına fırsat vermeyecek kadar kısa bir zaman dilimi içinde seansın sonunu 10-15 dakikası içerisinde gerçekleşmiş olduğunu dikkate almak durumundayız. Tabii ki yatırımcılar bekle gör deyip de bir yarını görelim mantığıyla alım tuşlarına basmakta imtina ettiler. Bu açıdan bugünkü satışların ardından yarın tepki ile hem de önemli bir tepki ile güne başlanma olasılığını son derece yüksek görüyorum. Yani arkadaşlar seansın açılmasıyla birlikte veya seans başlamadan kesinlikle işlem yapılması, belli belirsiz emirlerin verilmesini mantıklı bulmuyorum. Şu ifadeyi hiçbir zaman unutmayın. Piyasaları veyahut da endeksleri, borsaları acemiler açar, ustalar kapatır. Yani acemilerin yapmış olduğu işlemlerle piyasalarda enteresan durumlar olabilir, panik satışlar söz konusu olabilir. Ama bilinçli yatırımcılar bunun kapanışını bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kendi portföylerine uyumlu ve teknik detaylara uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu nedenle panik işlem yapmayınız diyorum ve bunun da altını özellikle çiziyorum. Henüz net bir şekilde trendin kırıldığını söylemek mümkün değildir. 115.000 seviyesinin aşağısında kapanış olmadı. Bakınız kapanış olmadıkça 115 aşağısına sarkmalar olabilir, 114, 700'ler, 800'lere doğru bir sarkma yaşanabilir ama bu seviyeden gelebilecek olan tepkiler önemlidir ve 115.000 aşağısında kapanış olmaması son derece önemlidir. Şimdi değerli arkadaşlar bu verilerden sonra sizlere bir başka detay hakkında da bilgi vereceğim. Şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar borsapivot.com isimli sitemiz, malumunuz bu siteyi hepiniz tanıyorsunuz. Bu sitemizde arkadaşlar hafta sonu itibariyle 115.830 seviyesinin haftalık pivot seviyesi olduğu belirtilmişti. Kıymetli dostlar, bu sitede bir kere daha yeni takip etmekte olan arkadaşlarım için söyleyeyim. Her gece saat 24'ten sonra. Neden 24'ten sonra? Çünkü Viyop akşam seansı saat 23'te kapanıyor. Ve yine dolar ve de gram altınla ilgili veriler de gün sonu kapanışına göre pivot değerleriyle ilgili veriler girildiği için 24'ten sonra bu tablo güncellenmekte. Bu sebepten ötürü arkadaşlar bu sitenin bu verilerini, ana sayfasındaki bu verilerini saat 24 itibariyle güncel halde görebileceksiniz ve bir gün sonraya yönelik bu enstrümanların gerek endeks gerek viyop gerekse dolar ve gram altının hususunda ki pivot seviyesi yani denge seviyesi, destek ve de direnç noktalarını bulabileceksiniz. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yayınlanan veride 115.830 seviyesi endeksin denge seviyesiydi. Bu seviye üzerinde kalındıkça birinci adres 117.200 küsur seviyesi, ikinci adres 118.800 olarak belirlenmişti ve üçüncü adres ise üçüncü direnç veya üçüncü viraj veya dikkat edilmesi gereken 3. seviye ise 120.187 olarak belirlenmişti. Biz bu hafta hangi seviyeyi gördük arkadaşlar? En yüksek 120.203 seviyesini gördük. Yani 16 puanlık bir yanılma ile pivot hesaplamaları endeksin varabileceği noktayı net bir şekilde hesaplayabilmiş durumda. Kıymetli arkadaşlar, bu sitenin yöneticilerinden aldığım bilgiye göre ki sitenin girişinde de herhalde bir açıklama metni bulunuyor. Pazar akşamı itibariyle pazar gecesi 24 itibariyle artık ücretli olacakmış. Yaklaşık 7 aydır ücretsiz bir şekilde hizmet vermekte olan bu sitenin ücretli konuma geçeceğini ifade ettiler. Bu nedenle yarın cuma herhangi bir aksamaya meydan vermemek bakımından eğer sitenin verilerini takip etmeyi düşünüyorsanız ücretlerini, gerekli koşullarını sitenin açıklama bölümünden görmek suretiyle gereğini yerine yapmanızı, yerine getirmenizi rica edeceğim. Şimdi arkadaşlar bir önemli husus olarak ise günlük para çıkış ve giriş verilerine bakalım isterseniz. Burada özellikle bugün dikkat çeken çok önemli bir durum var ki
Özellikle Petkim, Türk Hava Yolları, Ereğli, Arçelik gibi kağıtlarımızda önemli para girişleri mevcut iken bankalar nezdinde biraz önce sizlerle paylaştığım üzere bankalar nezdinde önemli para çıkışları söz konusu oldu. Şimdi çıkışlara doğru bu ok tuşumuz vasıtasıyla en çok para çıkışı yaşayan hisselere dikkate alalım. İsterseniz burada hisse adını yazmak suretiyle ve tarih girmek suretiyle de hangi tarihte hangi hisseye ne kadar para giriş çıkış olmuş yine görebiliyorsunuz. Bakınız Garanti Bankası'nda bugün itibariyle 46 milyon civarında bir para çıkışı var. Dün ise 137 milyon üzerinde bir para çıkışı olmuş. Ve yine Akbank'a baktığımız zaman bugün 24 milyon üzerinde bir para çıkışı, dün ise 115 milyon üzerinde bir para çıkışı var. İşte kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi bankalar üzerindeki baskının devamı, yabancı takasının azalmasında önemli bir faktör durumunda. Ancak benim özellikle ve özellikle üzerinde duracağım husus, bugün bankalara yönelik olarak gelen haberin dünden bir şekilde edinilmiş olduğunu, bunun bilgisinin alınmış olduğunu ve dünden başlayan bankalara yönelik olan bir baskının net bir şekilde bugün de devam ettiğini görmekteyiz. Bu açıdan fırsat eşitsizliğinin burada çok önemli bir handikap konumunda olduğunun altını çizmek durumundayım. Yetkililere bunun da bir şekilde duyurusunu yapmış olalım. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim teknik konularla ilgili detaylardan bahsetmeye. Arkadaşlar 114.935 veyahut da 115.000 olarak gördüğümüz bir destek noktası var ki 115.000 seviyesinin önemine değindik. Bu çizim endeksin 98.000 seviyesinden yani 102.000'lere kadar ulaşıp da ardından önemli bir destek çalışması yaptığı, son dönemlerde daha doğrusu önemli bir destek çalışması yaptığı, bu seviyeden sonra başlayan yükseliş ve gördüğü 120.000 seviyesini son durum itibariyle en yüksek nokta olarak kabul ettiğimizde 115.000 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. O halde 115.000 desteğinin kırılmaması, bu seviyenin üzerinde kalınması endeksin yukarı yönlü ataklarının devamı adına önemli bir koşul olacaktır. Bu hususu aklımızdan çıkarmamaya çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar gelelim bir başka çizimimiz. Bu da 108.000 seviyesinden başlayan hızlı hareketlenmeyi resmeden bir çizimdir. Ve burada da gördüğünüz gibi 115.400 seviyesi ön plana çıkmakta. 115.400 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptı. Dolayısıyla 115.400 ve 115.000 bölgesi çok büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman da buradaki arkadaşlar 115.400-500 seviyesindeki desteğin aşağısına küçük salınımlar olmuş ama bakınız burada olduğu gibi bu salınımın ardından net bir şekilde yukarı bir hareket olmuş. Bu bölgede yine bir 114-115.300'lere doğru bir gerileme olmuş ama ardından yeniden yukarı yönlü bir hareket olmuş. Yine benzer bir şekilde bu seviyelerden gelebilecek olan ufak tefek 115.300'lere 200'lere doğru bir gerileme olsa bile bu noktalardan yeniden bir yukarı yönlü bir hareket daha olmak suretiyle bir tepkinin gelebileceğini hesaplara katabiliriz diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafikti ve 120 dakikalık grafiğimizin görüntüsü olarak sizlere bunu arz etmeye çalıştım. Şimdi bir diğer önemli nokta ise Viyop'taki pozisyonlar diyelim arkadaşlar. Viyop'taki pozisyonlar gerçekten çok büyük önem taşımakta. Zira şu görmekte olduğunuz derinlik penceresi Viyop'un an itibariyle akşam seansında geçen işlemlerini göstermekte. 132.500'lere doğru bir gerileme oldu. Burası Viyop endeks kontratları adına önemli bir destekti ve bu destek kırılmamak suretiyle yeniden 133.000'e doğru bir yaklaşım oldu. Şayet bugünü, bu akşamı 133.000 üzerinde 133.500-600'ler seviyesine yönelik bir tepki ile tamamlayabilecek olur isek yarın endeksin yukarı yönlü açılış yapabileceğine dair son derece önemli bir teyit de almış olacağız. Bu gece saat 11 itibariyle zira Viyop akşam seansı saat 11'de kapanmakta. Peki Viyop'ta pozisyonlar neyi ifade ediyor? İsterseniz bir de buna bakmaya çalışalım. Değerli dostlar, şu görmekte olduğunuz pencere dünkü rakamları ifade ediyor. Yani dünü neden ön plana çıkardım? Dün kim ne yapmış? Bugün kimler ne yapmış noktasını mukayese edebilmek bakımından. Dün Garanti Yatırım'ın short pozisyonlarını bir bölümünü kapattığını görüyoruz. Burada alım yapmış ama elinde short pozisyon vardı. Bir bölümünü kapattı görüyoruz. Tacirlerin de benzer şekilde aynı işlemi yaptığını görüyoruz ve İş Yatırım aslında long pozisyon taşıyan bir kurum özelliğinde şöyle yaparsam biraz daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bu sağ tarafa almış olduğum tablo ise kümülatif pozisyon dediğimiz
Ağustos vade itibariyle bütün kurumların ellerinde bulundurdukları pozisyonu ifade etmekte. Yani TEB Yatırım'ın 150 bin kontrat civarında, Citibank'ın 43 bin kontrat civarında, İş Yatırım'ın 36 bin kontrat civarında long pozisyonu, yani endeksin yükselişine dair beklentilerinin devam ettiğini ifade eden bir pozisyon yapıları bulunuyor. Burada ise Garanti Yatırım'ın 85 bin kontrat, Yapı Kredi'nin ise 30 bin kontrat civarında short, yani endeksin düşebileceği yönünde pozisyonlarının var olduğunu görüyoruz. Şimdi TEB Yatırım'a bakıyoruz. TEB Yatırım'ın gerek bir gün önce gerekse bugünkü rakamlara bakalım isterseniz arkadaşlar. Bugünün rakamlarında da arkadaşlar, son işlem rakamlarında da görebildiğimiz durum şu ki İş Yatırım 12.750 kontratlık alım yapmış. Yani endeksin yaşamış olduğu geri çekilmede İş Yatırım elinde long pozisyon taşıyan bir kurum, 36.000 kontrat civarında pozisyonu olan bir kurum, 12.000 kontrat, 13.000 kontrat civarında yeni long pozisyon açmış. 134.700 civarındaki maliyette. Yine Credit Suisse'e bakıyoruz. Credit Suisse'de genel anlamda dün itibariyle bakınız şurada 11.500 kontrat civarında satış yapmış olmasına rağmen bugün bunun 4.600'lük kısmını tekrardan alım yönünde yerine koymuş durumda. O halde arkadaşlar ben bu 3 tabloyu yan yana bırakıyorum. Birinci tablomuz dünkü verileri ifade ediyor. Üstte alanlar, altta satanlar. Ortadaki tablomuz bugünkü verileri ifade ediyor. Daha doğrusu bugün akşam saat 18.15'e kadarki verileri ifade ediyor. Akşam seansını yansıtmamakta. Dolayısıyla İş Yatırım'ın 13.000 kontrat alımı, kredisinin 4.600 kontrat alımı, Garanti'nin ise 10.000 kontrat civarında satışı ve yine Merrill için de 8.500 kontrat civarında satışı olmuş. Ama kümülatif pozisyona baktığımız zaman değerli dostlar, bizim için en önemli resim budur. TEB Yatırım, Citibank'ul ve İş Yatırım ellerinde yüklü miktarda pozisyon taşıyorlar. Bu pozisyonlar long yönlü pozisyonlar konumunda. Bir de arkadaşlar şöyle bir tablo sizlere göstereyim. Bu tabloyu biraz daha açmak suretiyle. Endeksin yukarı yönlü hareketine inanmakta olan ilk 5 kurumun elindeki pozisyon sayısı 234.000 küsür. Ters noktada ilk 5 satıcının ise elinde 168.500 kontrat civarında mal olduğunu görüyoruz. Aradaki fark, alıcılar, yani endeksin yükselebileceği yönünde kanaat taşımakta olan kurumların elindeki fark 66.000 kontrat civarında. Bu fark da azımsanacak miktarda değil. Peki bu durumu nasıl yorumlayabiliriz? Yani endeks için artık 120.000 seviyesi geçilir mi geçilmez mi noktasında şunu ifade etmek mümkündür. Bu kurumların elinde bu kadar yüklü miktarda long pozisyon bulunuyorsa endeksin 120.000 üzerine bir atak yapması beklenebilir. Zira şu anda bilançolarında yaratmış olduğu olumsuzluk ve bankalar üzerindeki baskının da yaratmış olduğu olumsuzluklar var ama dolar bazında hala endeksin ucuz olduğunu, düşük seviyelerde olduğunu dikkate almak durumundayız. Endeks tarihi zirvelerine yakın olabilir ama dolar bazında endeks hala ucuzdur ve yabancının da önemseyeceği tek nokta budur. Yabancı son dönemlerde ciddi satışlarla endeksten kaçmış olabilir ama yarın 1-2 fon bir şekilde 10-15 günlüğüne endeksten bir vole vurmak mantığıyla piyasalara girebilir. En kolay bir şekilde alım yapabildikleri veya en rahat alıp satabildikleri hisselerde bankalar olduğu için bankalara yönelik bir sınırlı ve suni bir ilgi göstermek suretiyle endeksi daha da yukarı noktalara getirebilirler. Şunu hiçbir zaman için unutmayınız. Endeksin hangi noktaya geldiği Diop'ta işlem yapanlar için önemli olabilir ama onun dışında hisse senedi yatırımcısı için endeksin değil taşıdığı hissenin hangi noktaya ulaşabildiğidir. Endeks nereye giderse gitsin, hisseniz eğer bir noktaya ulaşmıyorsa bu size para kazandırmış olmayacaktır. Bu sebeple doğru hisse seçimi son derece büyük önem taşıyor. Endeksin hareketli olduğu bu günlerde teknik destek ve direnç noktalarını yakından bilmelisiniz ve özellikle arkadaşlar borsapivot.com isimli sitenin günlük pivot bölümünde burada bütün hisselere yönelik olarak gerek hissenin pivot değeri, gerekse destekleri, gerekse dirençleri bir gün sonraya yönelik olarak hesaplanıyor. Akşam saatlerinde yayınlanıyor ve bir gün sonrası için bu verilerin hangi kritik seviyeleri önemsemeniz gerektiği konusunda sizleri bilgilendiriyor. Ve tabii ki mutlaka bilmeniz gereken o hissenin haftalık pivot değerleridir de hafta sonları ise haftalık pivot değerlerini, ilgilendiğiniz hisselerin pivot değerlerini bir köşeye not almanızda ve kapanışların bu pivot değerlerini
değerinin üzerinde mi olup olmadığını veyahut da üzerinde gerçekleşen, pivot değeri üzerinde gerçekleşen bir kapanış var ise bunun hangi noktaya doğru gidebileceğini, birinci direnç, ikinci direnç, üçüncü direnç gibi kavramlar itibariyle tespit edip bir köşeye not almanızda büyük yarar bulunuyor. Pivot bilgileriyle ilgili olarak arkadaşlar, pivot sistem nedir linkini tıkladığınız zaman burada pivot sistem ve pivot verilerinin nasıl yorumlanması gerektiğini, nasıl yatırımlarınıza yön verme konusunda hangi adımları bu bilgiler dahilinde atmanız gerektiğini biraz daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Bu pivot sistem nedir başlığı altındaki tüm açıklamalar tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar bu bilgileri edinmenizde önemli yararlar görmekteyim. Kıymetli dostlar, bir kere daha söylüyorum, panik yapmayınız. Panikle işlem yapmayınız. Mutlak ve mutlak suretle endeksteki gelişmeleri sabah açılışını gördükten sonra yorumlamanızda ve endeksin 115.200-115.500 bölgesinin aşağısına gelmeksizin yeniden 117.000'e doğru bir yönelim içerisinde olup olmadığını izleyerek en azından bir yarım saatlik süreçte piyasadaki havayı koklayarak ve bugün seansın sonuna doğru gelen sert satışların seansın son diliminde gelmesi ve tepki yaşamaya fırsat veremeyecek kadar kısa bir sürenin olması nedeniyle bir tepkinin oluşmadığını, bunun aynı zamanda bir ayı tuzağı olarak da değerlendirilebileceğini ve tepkiyle güne başlamak suretiyle bugünkü manzaranın çok dışında yeniden güçlü bir görünüm içerisinde hareket edebileceğimizi dikkate alalım. Ama 120 bin direncine özellikle ve özellikle pivot direnç noktalarına dikkat etmek suretiyle bankalarda ve büyük hisselerde para çıkışlarının olup olmadığı hususunu çok affedersiniz hususunu yakından izlemek suretiyle ve gün sonu kapanışlarının pivot seviyelerinin üzerinde olup olmadığı hususunu yakından takip etmek üzere pozisyonlarımızı korumaya çalışalım veyahut da takip etmeye çalışalım. Kıymetli dostlar, borsa hakkında söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibaret. Yarın hafta sonu çok daha ayrıntılı bir analiz vereceğim. En azından bundan sonraki süreçte Temmuz'un sonlarına doğru Ağustos ayı itibariyle ve en önemlisi yılın son 3 ayına doğru endekste nasıl bir gelişimin ve nasıl bir seyrin olabileceği konusunda önemli açıklamalarım olacak. Şimdilik hoşça kalınız, selam ve saygılarımla.